Peki, bu kuşun nesi var? Şimdi biraz önce Mustafa abiyle bana kuzu almaya gittik. Evet. Geldiğimizde bu güvercinin şu kapının önünde gezdiğini gördük. Şurada geziyordu ve ayağında ip olduğunu gördük. Evet. Burada geziyordu. Yalnız bu güvercin burada yem yemeye alışık olduğu için kapının önünden biz arkadaydık. İçeri yem yemeye girmiş. Evet. Biz içeri girmesini bekledik. İçeri buradan girince ben arkadan hızlıca koştum dışarı kaçmasın diye. Şu ayağındaki ipi çıkaracağız. Bakın ayağına oturmuş. Ayağı resmen kangren olmuş. Yani uçabiliyor. İçeride biraz önce yakaladık bunu. Evet. Yabani bir güvercin. Şimdi bunu ayağındaki ipi çıkartmak için evet. Yem atarak içeriye soktunuz yani. Evet. Sonrasında da kapıyı kapatıp içeride yakaladınız mı? Aynen. Yalnız uyanık bir kuştu. Kapıyı kapatmamıza fırsat vermiyordu. Arkadan ben şuradan yanaştım gizlice biraz önce. Şuradan? Evet. Şuradan hızlıca girince uçamadı. Dışarı kaçtı. Şimdi buna inşallah veteriner hekim Ali Bey. Ali Bey siz evet. Bir operasyon yapın onu da çekelim. Tamam. Ali Hocam buna bir operasyon yapalım. Tabii yapalım şimdi. Ayağımdaki bir çıkarım valla şu aziz mübarek gün. Buyurun. Valla çok büyük sevap ha. Operasyonu da çekelim inşallah Allah'ın izniyle. Hoş bakın geldin. Ayağı iyice ayağı kangren olmuş. Yani ip Allah oturmuş ayağına. Ya. Gerçekten çok kötüymüş durumu. İnşallah bu hayvanı birazdan da bırakalım. Evet. Uçup gitsin. Evet inşallah. İnşallah çok güzel bir işe vesile olacağız. İçeriye doğru alalım kuşu o zaman. Evet. Hoş geldiniz. Nerede buldun bunu Ahmet Bey? Ali Hocam kapının önünde geziyor. İçeri girmesi için teşvik ettik, yem attık. İçeri girdi. Ayağına bakın nasıl oturmuş iplik. Çok kötü olmuş, hı-hı. Çok kötü olmuş, çok kötü. Yazık ya. Kanama olabilir belki de. Olsun olsun ama şu ayak kurtulsun da anasın. Yani tahminen bu belki 3-4 aydır bunun ayağında var. Çünkü tamamen oturmuş içerisinde ayağını. Üstüne kapanmış. Biz bu kuşu görüyorduk da yakalayamıyorduk zaten. İçeriye alamıyorduk. Ayaklar oturmuş. Yemleri atıyorduk Ahmet Bey de içeriye girmiyordu, yakalayamıyorduk. Bu kuşumuz daha önce böyle vaka yaşamış. Doğadaki atıklardan dolayı şu parmağını ve belki şu de bu ipi yok bu ipin devamında kaybetmiş. Bence şu ip bak şu parmak da gitmedi. Evet herhalde. Bu ip yapmış onu. Bu ip yapmış o parmak da gitmedi. İki herhalde. Parmağını kopartmış Ali Bey bu ip. Dur ya. İki parmak gitmiş iki parmağı kurtaracağız inşallah. Artık iyice oturmuş yani onları da düşürme şekline gelmiş. Kuş hem şaşkın. Hem de yani mutluluğu yüzünden gerçekten okunuyor şu anda hayvanın. Allah da ne kadar mahlukatı varsa hepsini dertlerinden kurtarsın Rabbim. Şu ipler işte iyice oturmuş ayağına. Yani eğer tahminim bir ay daha dursa bu parmakların hepsi kopacakmış. Bu evet. Derece olmuş. Vallahi Ali Hocam çok ince bir iş çıkarıyor. Zirve Veteriner Kliniği Kayseri. Ali Çolak Hocam, veteriner hekim.
Son bir kontrolünü yapalım. Orada bir tane daha var mı? Bak Mustafa abi zaten iki parmağına ipin izleri görünüyor bak belki. Evet evet. İki parmağı kopmuş. Diğerleri de resmen kopmaya gelmiş. Evet. Allah'ım yarabbim. Evet. İltihaplanmış. Bırakma bunu. Son kontrolleri yapılıyor. Temizliği yapıldı. Ahmet Ayatebey, Kayseri'nin ünlü süs tavukçularından ve pek çok kişinin severek takip ettiği YouTuber'lardan. Ali Çolak Bey, Kayseri'de kanat konusunda ve pet konusunda çalışan bir veteriner hekimimiz. Zirve Veteriner Kliniği. Evet, gördüğünüz şekilde. Şunlar hep ayaklarının parmaklarının arasına oturmuş. Zaten iki parmağını da koparmış. Allah bakın muhafaza. Şu parmak kopmuş. Şurada bir parmak daha kopmuş. Yani şunlar da diğer parmaklarda. Şunlar da bakın kopmaya gelmiş. Valla Ramazanlık gün belli. Bir hacı sevabı kazandık gibime geliyor. Allah kabul ederse inşallah. Yemin ederim çok ben mutlu oldum şu anda. Şimdi bunu serbest bırakalım. Uçtuğunu da gördüm. Allah da ayrı ayrı hanginizin ne problemleri, dertleri, sıkıntıları varsa hepinizi amin. İnşallah korusun, esirgesin. Kutuyalar küçük bir bakıp derseniz. Yok yok. Hiçbir şey olmaz. Zaten yaşamını idame ediyor burada. Evet, şimdi kuşu uçurmaya götürüyoruz. Ayağındaki ipi çıkarttık. İki parmağı kopmuş, iki parmağı kalmış. O iki parmaktan da bir tanesi kopma noktasına gelmiş. Bizim kliniğin önüne geliyordu da içeriye alamıyorduk biz bu kuşu. Ahmet Bey'in yardımıyla içeriye aldık. Ayağının temizliğini yaptık. Allah'a şükür. Evet, bırakıyoruz hocam. Doğaya salabiliriz. Şimdi mutlu bir uçuş seyredeceğiz. Bak arkadaşlar da burada. Arkadaşlar da burada. Evet. Evet. Bırakıyorum. Evet. Zaten buraya devamlı geliyordu. Buradan kedi mamasıyla besleniyordu. İçeriye almakta çok sıkıntı oluyordu. Ahmet Bey'in yardımıyla içeriye alıp tedavisi yapılmış olundu. Çok güzel bir iş yaptı. Evet. Ahmet Bey, duygularınızı paylaşmak ister misiniz? Vallahi çok sevinçliyiz. Çünkü bu kuşun ayağı kopacaktı. İçeri girmesini teşvik ettik. İçeri girdim de birdenbire arkadan girdim. Tam kapıdan üstünden kaçarken yakaladım. İşte geri kalanı sizlerin yardımıyla operasyon yaptım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.